Sesli köşelere hoş geldiniz. Semih Ardıç'ın kaleme almış olduğu Tanzim Çadırı'nda Kiloyla Demokrasi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden mesul üyesi Yuhannes Hahn, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle iptal edilmesini ve 23 Haziran'da yeniden sandığa gidilecek olmasını güldürü diye nitelendirdi. El Hak öyle. Han'ın güldürü dediği kararı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği kaygı verici bulmuştu. Sen misin YSK'nın sipariş kararını tenkit eden? Saray ve müttefikleri dört koldan yaylım ateşine tutuyor TÜSİAD'ı, isim vermeden Koç Holding'i. Evvela Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD'a haddini bildirdi. Erdoğan'ın "İş adamıysan sen işini yap" seçim yargısının bu noktada verdiği karara adeta müdahale mahiyetinde açıklamalar yaparsanız sizin de nerede olduğunuzu ortaya koyar. Bizim de size bakış açımız değişecektir. Satırlarının aralarına serpiştirilmiş "Size gününüzü gösteririm" tehdidini görmemek için saf derun olmak lazım. Erdoğan 3 hafta evvel demiri soğutmaktan bahsediyordu. YSK kararına 2 gün kala "artık tahammülümüz kalmadı, İstanbul seçimi iptal edilmelidir" dediği için YSK'ya yapılan itirazı kendisine isyan kabul ediyor. Kafasını bozmaya gelmez, dediği dedik, çaldığı düdük, devlet zaten emrine amade. İki zabıtaya, bir vergi müfettişine bakar. Talimata bile lüzum yok. Erdoğan kürsüde işareti verdiği an memur cübbesi giymiş parti zabıtaları kapıda bitiverir. 5 sene geriye doğru bütün defterler tetkik edilir. Akın İpek'in hesaplarında olduğu gibi muntazam bir bilanço çıkması halinde onun da çaresi var. Bu kadar kayıt dışılığın olduğu bir ekonomide böylesine mükemmel bir muhasebe kaydı şüphe uyandırıyor hezeyanını rapor diye yazacak bir işletme yahut maliye profesörü çıkarılır şapkadan. Raporu yazacak işini bilir kişi bütün haysiyetini bir fakülte dekanlığıyla kamu iktisadi teşebbüslerinden birinde yönetim kurulu azalığına feda etmeye dünden razıdır. Erdoğan'ın tek adam rejiminde AKP'nin arka bahçesi Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKON, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜMSİAD her mevzuda konuşabilir. Hatta seçimlerden evvel tam sayfa gazete ilanlarıyla reisi cumhura bağlılıklarını beyan edebilirler. Öteki iş insanlarına vatan haini, İşbirlikçi, terörist yaftası vurabilirler. Bir de AKP'nin devri iktidarında 1-2 üyesi değişen ama velakin yine 28 Şubat 1997 postmodern darbesinde postal cilalayan beşli çete var tabii. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun Erdoğan'ın koltuğu bırakmayacağını anladığı 2008 senesinde kurduğu Beşli Çete'yi teşkil eden Memur Sendikaları Konfederasyonu Memursen, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu TESK, Hak İş ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği, iş alemi, esnaf, çiftçi ve tüccar namına hudutsuz konuşma hürriyetine sahip. Ne de olsa bu sefer Erdoğan'ın kunduralarını cilalıyorlar. Onlar da konuşabilir. Üyelerin aidatlarıyla şehir şehir gezip AKP namına propaganda yapabilirler. Yarı kamu kurumu niteliğini haiz olmalarının tarafsızlık düsturunun zerre kadar ehemmiyeti yoktur. Memleketi kasıp kavuran kriz yokmuş gibi davranıp hayali başarı hikayelerinin tüccarlığını yaparak günlerini gün edebilirler. Demokrasi Erdoğan ve avanesine bedava, başkaları için çok pahalı. Son 3 senelik demokrasi sicili parlak olmasa da TÜSİAD'ın hissi nedamette bulunma hakkı elinden alınamaz. Aynı zarfın içindeki 4 pusuladan biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı pusulasını sahte sayan ve bir nevi 100 liranın 25 lirası sahte diyen YSK kararına kadar hukuk ihlallerine seyirci kalmış olmasının tenkidi bilahare yapılabilir. TÜSİAD'ın sarayla münasebette kantarın topuzunu kaçırması ne kadar vahim bir hataysa, zerre kadar vicdan sahibi herkesi feveran ettirecek kadar aleni bir hak gaspına seyirci kalmaması bir o kadar kıymetlidir. TÜSİAD kendisinden beklenen adımı tehirli de olsa atmıştır. Sustukça sıranın kendilerine geldiğini nihayet fark edebildi İstanbul sermayesi.
TÜSİAD'ın attığı son adımın ne kadar isabetli olduğunu anlamak için Erdoğan kadar Erdoğan'ın her denize düştüğünde sarıldığı Devlet Bahçeli'nin öfkesine bakmak kafi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de TÜSİAD'ı tehdit etti. Gazetecileri ağırladığı iftar yemeğinin mehabetine münasip olmayacak tarzda beyanlarda bulunan Bahçeli, Türkiye'nin önemli siyasi krizler yaşadığı ortamda bekleyip siyasi krizi tahrik edici konuşmayı TÜSİAD alışkanlık haline getirmiştir. Sözleriyle TÜSİAD'ı kriz için pusuda bekleyen avcıya benzetti. Başkanları kim olursa olsun bu gelenek devam ediyor diyen Bahçeli'nin şu sözleri de Erdoğan'ın tehditkar üslubunu aratmayacak kadar ağır. Şimdi bir başkan çıkmış bir cümle sarf ediyor. Ona o cümleyi tersinden okuturlar. Cümleyi tersten okutmanın ne manaya geldiğini bilmeyen var mı? Bahçeli demek istiyor ki ayağınızı denk alın, aksi halde neticesine katlanırsınız. Erdoğan ve Bahçeli her mevzuda tek yumurta ikizleri gibi hareket ettiğine göre hepimizi şu bedeli ağır ve pahalı demokrasi derdinden kurtarsalar keşke. Bir tanzim satış çadırı da demokrasi için açsınlar. Kimin kaç kilo demokrasi alabileceğini siyasetin tek yumurta ikizleri karar versin. Kuyruktan yana endişe etmesinler. Millet patates soğan kuyruklarından talimli nasıl olsa. İş adamı, esnafı, çiftçisi, işçisi, memuru, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, velhasıl Erdoğan, Bahçeli, AŞ'nin hısım akrabası haricindeki herkes sabah erkenden demokrasi çadırı önünde kuyruğa gider. Sırası gelen kaç kilo demokrasi alırsa o kadar konuşur, o kadar yazıp çizer. TÜSİAD konuşur, haddini bildirirler. Sanatçılar hakkı gasp edilmiş Ekrem İmamoğlu'nun artık konuşma vakti, korkmayın, susmayın davetine demokratik haklarını kullanarak icabet eder, sarayda arşiv memurluğu yapan biri, kaydedildiniz diye ima yollu haberler yollar. Bir başka AKP'li belediye reisi nankörler diye hakaret eder. Elektrik faturalarıyla her nevi elektronik cihazdan cebren her sene kestiği 1,5 milyar TL ile halkın haber alma hakkını ifa etmek yerine Erdoğan'ın borazancı başılığına soyunan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, İmamoğlu'na destek tweet'i attı diye bazı sanatçıların programlarını iptal eder. Hazineden 100 milyon TL aktarılan Anadolu Ajansı AKP'nin ajansı gibi çalışır. Milletin paralarıyla millete tasallut. İnin milletin sırtından, artık yeter. Halkın sırtına binmiş bir güruh, demokrasiyi tanzim çadırında gram gram dahi satamayacak kadar halktan korkuyor. Zira demokrasi onlar için yolun sonu demektir, diyor Semih Hardıç, TR724'teki köşesinde.